Baba Torik. Avrupa 12 2012 Avrupa Şampiyonları elemelerinde Kazakistan Türkiye'yi ağırlayacak kendisi aslında. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda genelde hani Fatih Terim zamanından kalma bir iskelet söz konusu. Şimdi oyuncu seçimlerinde özellikle oluşturulan mevcut kadrodaki kadroya baktığımızda da Hiddink'in hani bu iskeleti bozmadığını görüyoruz. Ya bunda ben kendi adıma Ulusiyet'in faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum ve seçici anlamında yani Hiddink'in bir seçici, araştırıcı, bulan adamdan ziyade ki zaten Ersun Yanal var biliyorsunuz Hiddink'ten sonra diğer milli takımlardan sorumlu. Eskiden milli takım sorumlusu bütün altyapıdan da sorumlu olurdu. Hiddink'in biraz daha değişik bir görev olduğunu düşünüyorum. Bulmaktan ziyade Hiddink bence eline getirilen kadroya taktik ve hani teknik yönden etki eden bir konumda. O yüzden doğrudan Oğuz Çetin'in özellikle milli takımın geleceğinde çok etkili olacağını düşünüyorum. O yüzden kadro seçiminde de bu iskeletin korunması hani belki de uzun bir süre böyle devam edecektir. Yani o yüzden hani kadro seçiminde fazla sürpriz ben beklemiyorum ilerisi için. Hakan Arıkan'ın sakatlığı nedeniyle Cenk kadroya dahil edildi. Onun dışında Volkan yoktu. Kaleyi Onur koruyacak. Onun dışında fazla bir değişiklik olmayacak milli takımda. Bunu göreceğiz. Bunun dışında üç büyüklerin özellikle Avrupa'daki başarısız sonuçlarının ardından üç büyükler ve Trabzonspor'un yani şöyle söyleyeyim Avrupa'da sadece iki takımla mücadele edecek olmamızla ilgili sıkıntıyı Hiddink'e söylendi ve Hiddink mesela oynamayan oyuncuların yerlerinde yabancı oyuncuların olduğunu ve kilit noktalarda onların tercih edildiğini söyledi. O yüzden de elindeki oyuncu topluluğunun ne olursa olsun bir şekilde milli takım formasıyla daha iyi başarılılar, daha iyi olacaklarını düşündü. Bu onun temennisi, yani bizim de açısı futbol anlamında temennim, benim de bu noktada böyle. Şimdi çok önemli oyuncularımız var ama dediğim gibi mesela bir Hamit Bayern Münih'te doğrudan süre alabilen bir oyuncu değil. Onun dışında bildiğiniz gibi genelde milli takıma çağrılan oyuncular içerisinde kendi takımlarında yani Türkiye'deki takımlarda da oynamayan oyuncular var. O yüzden bu bir sıkıntı yaratabilir ama ben bunun dediğim gibi o iskeletik oturmuş takımda çok fazla sırıtmayacağını düşünüyorum. Kazakistan'a gidecek Türkiye. Türk şirketler tarafından yapılmış bir stadyumda Astana'da oynayacaklar maçı. Devasa bir stadyumda, görkemli bir stadyumda. Kazakistan futbolu seven futbol ülkesi olmaya çalışan ülkelerden bir tanesi ama Kazakistan'da futbol en ön sıradaki spor değil. Yani geride kalan bir spor diğer spor dallarına oranla. Ama yine yeni işte bu dediğim gibi mesela Özbekistan'ın hani hamlelerini biliyoruz işte yıldız oyuncuları getirmeye çalışıyorlar falan. Bu tarz hamleleri olan bir takım bir ülke. Ülke futbolu gelişmekte olan bir ülke futbolu ama hani kağıt üzerine bakacak olursak Türkiye'nin hani maça dönecek olursak Kazakistan karşısında şanslı olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi alt üst seçeneği oynamak böyle maçlarda bence riskli. Yani bazı şeylerin daha yeni oturduğu, grupta dengelerin daha yeni oturduğu maçlarda hani bir kazaya uğramamak için belli bir skoru elde ettikten sonra mesela 2-0'lık bir skoru elde ettikten sonra maçı tutma yoluna girebilir Türkiye. Yani Türkiye gol yemediği müddetçe maçın üste taşınmama ihtimali bence kuvvetli. Ama o yüzden de yani bütün bu faktörler nedeniyle bence alt üst seçeneğinden biraz uzak durmak gerekiyor bu maçla ilgili. Türkiye'nin kazanacağına dair bir yorumda bulunmak bu maçla ilgili bence daha yakın bir ihtimal gibi duruyor. Baba Torik.